Hazreti Üstaz'ın ayak izleri, ses izleri bir kutsiyet kesbetmiştir. Yüz sene sonra da olsa Allah kıyameti koparmaz. Mutlaka mübarek bu Abdü arzularını yerine getiriyor. İşte bu mübarek zat bizim memleketimizde zuhur ettiği için ve aynen bu memleketin hissiyatından haberdar olduğu için biz de kendimizi çok behtiyar hissediyoruz. Biz de bu mübarek zatın memleketçisi olma, olmamız hasabıyla biz de bir şeref duyuyoruz. Evet Kur'an-ı Azimüşşen'de şöyle bir ayet geçiyor. Huvellezî ba'ase rasûlen minhum. Yani Allah öyle bir Allah'tır ki ümmi, ümmi olan okuma yazması olmayan memleketin içerisinde onlardan birisini çıkarmıştır. Yani Araplardan birisini çıkarmıştır. Bütün müfessirler tiadade nimet nimetleri saymak hususlarında bunu söylüyor. Yani Allahü Teala ey Araplar bak sizden ve sizin içinizden birisini seçtim. Sizin hissiyatınıza uygun birisini seçtim. Artık siz minnettarsınız bu nimete karşı. Bu noktayı nezardan dolayı ben inanıyorum, ben inanıyorum ki şarttaki insanlar bu noktayı nezardan dolayı Allah'a minnettardırlar. Zira bu müthiş asrın içerisinde e, Risale-i Ahmediye'nin Sırına ve kademi risalete mezher olan Bediüzzaman Hazretleri artık bu asırda bizim aramızdan çıkmıştır ve bu vanın dağlarından zuhur etmiştir. Fakat bütün kürreyi arzı titretmiş kendiyle meşgul ediyor. Adeta herkes dünyanın en büyük hadisesi haline gelmiştir. Bu Bediüzzaman Said Nursi kim idi bu dağlardan çıktı? Ne davası neydi? Biz fazla uzatmayalım ama asıl konuya geçmek istiyoruz. Uç hastalığı tespit ettikten sonra medestetüz Zahra'nın tesisinde çalışmış. Abdülkadir Badri abimiz de işaret etmiştir. Elbette cehalete karşı ilimdir. İlim olduktan sonra cehalet olmaz. İşte eski asırda muharebe hep maddi kılıç ile Yani harbi bir suyuf. Şimdi artık asır değişmiştir. Harbi bir suyuf yerine harbi bir huruf başlamıştır. Teknoloji konuşuyor. Maşallah Hazreti Üstad 100 sene evvel bu medreselerde nasıl bu daha iyi kesbetmiştir? Nasıl önündeki asırları güzelce teşhis etmiştir? Maşallah işte vicdanın ziyasi ulumi diniyedir. Aklı nuru fünuni medeniyedir. İkisinin intizacıyla hakikat tecelli eder. Onun için Medetet Zehra'da bu hem ulum-i dini hem fünuni medeniyeyi mec ettirerek inşa etmek istemiştir. Teknolojinin temelini ve umum memleketin rafahını ilk işte o adımlarla atmak istiyor. Ayrıca ihtilaf da var. İhtilaf da menbe-i cehalettir. Bedeliliktir. Onun için e, mutlaka elbette ilim erbabi, sanat erbabi, muhabbet erbabi, uhvet erbabi olan bir milletin içerisinde ittihat, birlik ve beraberlik de saklanır. Demek medet zehra bu memleketimize bir ilaçtır. Buna inanmak mı istiyorsunuz? Bir kat'i bir delil mi görmek istiyorsunuz? İşte Hazreti Üstad İstanbul, Ankara, İzmir, Konya civarlarında Medetetü Zehra'nın inşasına çalışmamıştır. Van, Bitlis, Diyarbakır duruyor. Ve ayrıyeten bunlar bölge olarak, mekan olarak bu üç yeri seçmiştir. Dile gelince üç dil önermiştir. Arapça vacip, Kürtçe caiz ikinci sırada. Türkçe lazım demiştir. Yani hem mekan itibariyle hem dil itibariyle bu bölgeye ciddi alakadar olan bir hadise görünüyor. Hazreti Üstad niçin acaba bu memlekette bu hizmeti yapmak istemiştir. Kürt olduğu için değil kanaatindeyim. Zira Resul Hazreti Üstad sırrı ve nübüvete mezheldir. Ve Resul-i Ekrem'in aleyhissalatu vesselamın ayak izlerini takip eden bir murşid-i azemdir. Belki vanzır aşiretekel akrebin ayetin sırrına mezheldir. Ayet Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama diyor ki önce yakın akrabalarından başla. Vanzır aşiretekel akrebin elbette Üstazın aşireti olan bu millet Üstaza artık yani Üstazın üzerine hakları düşer. O da Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gibi Wenzer aşiretekel akrebin sırrına mezar olmak istemiştir. Ayrıyeten sille-i rahm tetbik etmiştir. Yani sille-i rahme binaen Hazreti Üstad böyle. İşte bu iki meseleden dolayı bu bölgeye hizmet etmek istemiştir. Yani bir derece çaresizlik, fakirlik, mazlubiyet noktayı nazarında bakmış ve bu memlekete hizmet etmek istemiştir. Ama Arapça vacip demiştir. Bu vacip kelimesi nedir? Vacip şer'i bir tabirdir. Vacip demek yerine getirilmediği takdirde insan günahkar oluyor. Peki Arapça vacip midir? Evet. İmam-ı Şafi diyor, Arapça vaciptir. Çünkü namaz Arapçadır. Fatiha Arapçadır. Ve tesbihatlar Arapçadır ve din-i mübinin asıl kaynağı Arapçadır. Kur'an Arapçadır. Hadis-i şerif Arapçadır. Demek Arapça vaciptir. Bu sadece Kürtlere değil, Türklere, Farslara, diğer milletlere, bütün Müslümanlara Arapça vaciptir. Ama bu Arapça vacip olması en çok Medesettü Zehra Üniversitede yer o almıştır. Fakat dikkat ederseniz acaba Hazreti Üstad hem Arapça, hem Kürtçe, hem Türkçe'yi. okulda da bunu söylemiş mi? İstemiş mi bunu? Ben kanaat etmiyorum. Bir çocuğun beş buçuk yaşındaki bir çocuk hem Arapça, hem Kürtçe, hem Türkçe onun hafizesi kaldıramaz. Bu mümkün değildir ve olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde anaokul birkaç dil üzerine başlamaz. Orada ananın dili esastır. Kanaatindeyim. Risale-i Nur'da dahi Buna dair bazı hakikatler vardır. Sıra geliyor Kürtçe. Kürtçe caizdir diyor. Bu caiz kelimesinden bazı arkadaşlar anlamıyorlar. Caiz şudur. Mübahtır ona halaldır. Eğer Kürtçe vaciptir dese o zaman Arapça gibi dine dayanması gerekir. Su içmek caizdir. Yemek içmek caizdir. Yatmak caizdir. Ve caiz dahi vacip gibi şer'i ve ilahi bir tabirdir. Bunların cezaları öhrevidir. Bir adam senin Arapçene engel olursa o günahkar oluyor. Allah onların azaplarını verecektir. Caiz olan bir şeye birisi engel oluyor, oluyorsa o adam Allah'ın yanında günahkar oluyor ve azabını da çekecektir. Bazen dünyada dahi acilen o cezalar veriliyor. Üçüncüsü Türkçe lazımdır. Bu lazım kelimesi nedir? Eğer lazım kelimesi gerekli demektir. Eğer vacip gibi olsa, üstaz o zaman niye bu kadar uzatıyor? Arapça, Türkçe vacip, Kürtçe caizdir desin. Ama böyle değil. Asla böyle değildir. Çünkü Arapça vaciptir. Ya Türkçe niye vacip olsun? Yani Arapçanın vacip olması şeriat ve ibadet içindir. Türkçenin vacip olması nedir? Lazımdır. Sen diyorsun bana buzdolabı lazımdır. Çamaşır makinesi lazımdır. Bana ev lazımdır. Elbise lazımdır. Lazım kelimesi şer'i ve ilahi bir tabi değil. Dünyaya bakıyor. Esasen iki şeriat var. Birisi şeriat-ı kevniye, ikincisi şeriat-ı Kur'aniye. Şeriat-ı kevniye, şeriat-ı kevniye riayet etmeyen ceza, dünyada cezasını çeker. Git çiftçilik yapma, sen mahrum kalacaksın. Git ticaret yapma, mahrum kalacaksın. Cezasını dünyada çekeceksin. Fakat şeriat-ı kelamdan gelen şeriate namaz kılmayan, oruç tutmayan, işte vacipleri ve farzları yerine getirmediği için o cezaları ökrevidir ahirete kalır. İşte bunlar Hazreti Üstad benim kanaatimde önce Arapça, sonra ikinci sırada Kürtçe, üçüncü sırada Türkçe. Elbette bu memleket bir merkezi hükümete bağlıdır ve o hükümetin ana dili, resmi dili Türkçedir ve bütün mahkemeler, gazeteler Türkçedir. O zaman maşallah barakalla Hazreti Üstad Kürtlere ve bu medresetü Zahra'ya güzel bir program sürmüştür. Türkçe'de lazımdır demiştir kanaatindeyim. Şimdi sıra geldi ana okul. Acaba ana okulda bunu bunu nasıl olacak? Onu da üç dil mi olacak? Yoksa sadece yani sadece bir dil mi olacak? Benim kanaatim üstazdan da aktarma yapacağız inşallah. Benim kanaatim bir çocuk beş buçuk yaşında altı e, yaşında bir çocuk o sadece kendi kalbinde, kalbindeki manayı düşünmek etmek mecburiyetinde kalıyor. Manayı düşündükten sonra onun hafize-i hıyalında anasından aldığı elfazlar hazır paket olarak hafize-i hıyalda vardır. O çocuk manayı düşündükten sonra otomatik olarak o kelimeler, o elfazlar kalbine gelir. Sıkıntı çekmez. Tek bir çalışma var. Sadece kalbindeki manayı düşünür. Artık o elfazlar otomatik olarak geliyor. Fakat bir Türk çocuğu git bu Kürdistan bölgesinde ona de ki sen artık Kürtçe eğitim göreceksin anaokul. Halbuki anasından Türkçe öğrenmiştir. O Türk çocuk gelecek o okulda bir taraftan manaları düşünecek kalbindeki mana. Diğer bir taraftan elfaz yok hafize-i hıyalında. Anasından almamış. Bu sefer ithal edecek. Bir terzi gibi gidecek o elfazları bulmaya çalışacak. Makasla biçecek getirecek kendi kalbindeki manaya uyduracak ve ondan sonra artık mütercim gibi 5,5 yaşındaki 6 yaşındaki bir çocuğu bir profesörün kürsüsünde oturturup hem manaları hem elfazları ona tercüme ettirmek hiçbir insaf, hiçbir şefkat ve merhametle alakası yoktur. Onun için Kürt olsun, Türk olsun, Arap olsun, Çerkes olsun laz olsun. Herkes kendi anasının diliyle eğitim görecek ilkokuldan ve onu öğrenecektir. Kur'an bunu katiyen söylüyor. Ve ma ersalna min resulin illa bi lisani Ben herhangi bir resulü Adem Aleyhisselam'dan şimdiye kadar hangi peygamberi göndermiş isem mutlaka o me memleketin diliyle gönderiyorum. Yani o millet, o kavm peygamberin diline tabi olmuyor. Peygamberi izişen o milletin diline tabi olmak mecburiyetinde kalıyor. Bunlar Allah'ın hukukudur. İşte <laughs> bu şekilde müsaade ederseniz ben bu tercüme ile ilgili o ana dil üstazın cümlesinden de izah edeyim ki siz de kendi gözünüzle göresiniz. Hazreti Usta diyor eğer bir çocuğu bir çocuğu başka bir dil küçük iken ona öğretirmeye çalışırsan onun zihni çatalaşır. Bir taraftan bir taraftan manalarla uğraşır, bir taraftan kelimeleri bulmaya çalışır. İşte diyor, insanda kaderin sikesi lisandır. Kaderin sikesi, kaderin mührü onun dilidir. İnsaniyetin sureti ise sayfeyi lisanda nakşe beyan tersim ediyor. Lisan-ı maderzade yani ananın dili tebii olduğundan tebii olduğundan elfaz davet etmeksizin o çocuk elfazları davet etmiyor. Hafize-i hıyanında otomatik geliyor. O sadece manayı düşünüyor. Elfaz davet etmeksizin zihne geliyor. Alışveriş yalnız manayla kaldığından zihin çeteleşmez. Zihin çeteleşmez. Fakat annesinin diliyle değil başka bir dille olduğu zaman aynen bir profesör gibi mahir bir terzi gibi bir taraftan manayı düşünecek, diğer bir taraftan elfazları bulmaya dışarıdan ithal edecek, çalışacak, uydu mu, uymadı mı, böyle. Bazen hem derden hem mizgeften, anasının dilini de terk ettikten sonra öteki de artık güzel öğrenemiyor. Hem ondan hem bundan oluyor. Ama o çocuk benim kanaatimde liseye geçtikten sonra iki dil ortaya çıkıyor iki dil ortaya çıkar. Orada lisede hem Kürtçe hem Türkçe. Bunlar iki dil olarak ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz bunu da lütfen Risale-i Nur okuyun. O iki dili bize üstastan dinlemek istiyoruz. Acaba doğru mudur üstas öyle söylüyor mu? Evet. Münazarattan. Ama bir duyduğunda hükümeti İslamiyenin hedefi ve maksadı olan meşrutiyeti meşruanın timsalini isterseniz farz ediniz ben bir hakimim. Üstad bir doktorum. Şu çadır dahi eczahanedir içindeyim. Ümum köylerde, Kürdistan köylerinde veya evlerde çeşit çeşit hastalıkları teşhis etmiş, reçetesini yazmış bir müntehab adam, seçkin bir adam yanıma geliyor. Reçetesini ibraz ediyor ki dahul cehl ile dahul cehl ile baş ağrısı var yazılıdır. Memleketimizde cehalet var, baş ağrısı var. Buyurun üstadım, sen hakimsin. Nasıl bir ilaç bu memlekette takdim ediyorsun? Hangi kalıpta vermek istiyorsunuz? Ben dahi ferni afyonu ibtida onların lisanlarının zarfında sonra lisani resmiye ifrat ederek veriyorum. Bak dikkat edin. Ben, ben dahi fenni afyonu, sen ilimleri milli marifi ibtida evvela onların lisanının zarfında Hangi dille konuşuyorlarsa sonra lisanı resmiye ifrah ederek veriyorum. Böylece bir başkasının reçetesini gösteriyor ki kalp hastalığı olan duhfe diyanet var. Esen bizim memleketimizde kalp hastalığı var. Diyanet zayıftır. İşte al sana diniye. Üstad Medrese Zehra da onu cem ediyor. Dikkat ederseniz hem ilim hem sanat hem de ittifak medetetü Zehra sayesinde gerçekleştiriliyor ve Üstas bu maksatla bunu yapıyor. Söylediğim gibi milli duygudan değil şefkat ve merhametten ve Kur'an'dan gelen emir ve tebrikleri bitirdiği için, yapmak istediği için onu yapıyor. Badli abimizin güzel bir yeri okudu. Bak şöyle Sultan Abdülhamid'e Üstas mektup gönderiyor. Ben de hatırlatmak istiyorum. Sultan Abdülhamid'in zamanında mektepler burada kuruluyor. Fakat Türkçe olarak okutuluyor. Hz. Üstad ona mektup gönderiyor. Ve diyor ki sizin yani Kürdistan bölgesinde yapmış oldukları mekatipler, mektepler şayan-ı tebriktir. Sizi tebrik ediyoruz. Fakat fakat bu memleketin evlatları olan Kürtler Türkçe bilmedikleri için, onların ana dili olmadıkları için onlar bu milli mariftan mahrum kalıyorlar. O zaman o okuldaki öğretmenler hem Kürtçe hem Türkçe bilmeleri gerekir ve onlar o lisandan öğrenmeleri gerekir. Bir taraftan ulum-i diniye, bir taraftan fünun medeniye, bir taraftan da böyle bir taraftan da o maddi sıkıntılarını da bertaraf etmek. Üç mesele. Yani bir, bir derece ölüm-i diniye, fünun-i medeniye ve memleketin geri gelmiş geri kalmışlığı. Eğer bunlar olmazsa Badri abimiz okudu. Gerbin şamatetini, keşmekeşini parmak karıştırmasına davetiye çıkaracak ve bu memleketin başına büyük bir felaket getirecektir. Evet, ana dille eğitim Türkiye'yi bülmez. Benim kanaatim de güçlendirir kanaatindeyim. Hepinize Allah'ın selamları ve selamlar.